Merhabalar, benim ismim Mehmet Bal. Gazi Osman Paşa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde trafikle ilgili kontrol mühendisiyim. İlçemizdeki taşıt ve yaya yolları üzerinde yatay trafik işaretlemeleri, şerit ayırıcılar, hız kesiciler ve hatalı araç parklarının önleyici tedbirler alarak trafiği olumlu yönde iyileştirmeye çalışmaktayız. Gazi Osman Paşa ilçemiz konut alanlarıyla ticaret alanlarının iç içe olduğu, nüfusun ve araç sayısının yoğun olduğu ve çoğu kesimde dar sokaklara sahip bir yapıdadır. Bu nedenle sokaklarda oluşan yoğun araç parkları gerek araç gerekse yaya trafiği açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. İnsanlar kimi zaman dikkatsizlikten, kimi zaman bilgisizlikten, kimi zaman da önemsemediğinden hayati öneme sahip alanları hatalı araç parkıyla işgal edebilmektedir. Böylesi bir durumda diğer insanlara ait hakları gasp edebilmektedir. Örnek vermek gerekirse ambulansın beklemesi için ayrılan alanlara ya da yaya kaldırımlarındaki engelli rampalarının önüne ya da yangın hidrantlarının önüne kim zaman araç bırakılmakta, ihtiyaç anında sürücülerine ulaşılamamaktadır. Bazen günün telaşlısından, koşuşturmasından, araç park yeri ararken gördüğümüz ilk boşluğa park etme telaşından park yapılmaz yasak olan bir alana araç park edebilmekteyiz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu gibi önemli yerlerde neler yapabileceğimizi tartışarak insanların dikkatini çekmek, park yasağı alanlarında farkındalık oluşturmak için asfalt zemin üzerine renkli boyalarla işaretlemeler yapmaya başladık. Bu çalışmalara örnek vermek gerekirse ambulanslara özel bekleme yerlerinde asfalt zemini boyamaktayız. Hiç dikkat çekmeyen, yürürken yanından geçip gittiğimiz yangın hidrantlarının önüne park yapılmaz işaretleri çizmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın kullandığı yaya kaldırımlarındaki rampaları hem boyamakta hem de niye boyandığının anlaşılması için üzerlerine engelli logoları çizmekteyiz. Buna da dikkat edilmezse rampanın kenarlarına plastik baba sabitlemekteyiz. Engelli bireylerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanabilmeleri için onlar adına pozitif ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Bu yönde alınacak tedbirler engelli bireyin önündeki engellerin kaldırılmasına ve fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik tedbirler olacaktır. Biz de özellikle yürüme engelli olan vatandaşlarımıza fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çareler oluşturmaya çalışmaktayız. Onların evlerinden sokağa çıkmalarından itibaren en kısa sürede ve en kısa mesafede kendilerinin ya da yakınlarına ait araçlarının ulaşmalarını hem onlar ulaşmaları hem onlar hem de bizler için çok önemlidir. Engellilerimizin araç parkları yaşadıkları evlerinin binalarının önünde olmalıdır. Gazi Osman Paşa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak yürüme engelli vatandaşlarımızın farkındalığının oluşturulması maksadıyla adresleri önünde engelli park yerleri ayrılmaktadır. Önceleri engelli logosunun beyaz ya da sarı renkle asfalta boyanmasıyla engelli park yeri oluşturulmasına çalışmalarına başlanmıştır. Sonrasında bu yeterli görülmemiş. Daha fazla nasıl dikkat çekebileceğiz düşüncesiyle asfalt zemin mavi renge boyanmış. Üzerine engelli logosu çizilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, engellilerimizin farkındalığının arttırılması için
o binada engelli olduğunun sokak sakinlerince de bilinmesi için engelli parkın her iki ucuna reflektörlü plastik babalar asfalta sabitlenmişti. Yaptığımız bu engellilere ait park yeri uygulamasıyla sokağımızda yaşayan engelli olduğunun diğer sokak sakinlerince de bilinmesini, sokağımızı ve dünyamızı engellilerle birlikte paylaşmamız gerektiği ve böyle yaparak onlarla eşit olabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Umarız yaptığımız tüm bu çalışmalarla bir nebze de olsa faydalı olmuşuzdur.